Merhaba. Bu videomuzda VMWare Workstation ile sanal olarak Windows XP kuracağız. Hemen VMWare'i açtıktan sonra Create New Virtual Machine'e giriyoruz. Burada tipik bir yükleme yapacağız. ileri diyoruz. Bu kısımda e, yüklememiz gereken ISO'yu, yani yüklemek istediğimiz ISO'yu göstereceğiz. Ben masa üstüne indirdim daha önceden. Şöyle göstereyim. Şu XP dosyamız, ISO dosyamız. Video altında XP'yi paylaşacağım ben sizinle. Oradan indirebilirsiniz. Bu dosyayı gösteriyoruz. Şöyle masa üstüne gelelim. XP'yi buradan gösterdim. Bakın kendisi zaten otomatik olarak Windows XP Professional Detected diyor. Next diyorum. Burada bize e, ürün lisansı istiyor. Elimde benim bir lisans anahtarı yok. O yüzden Next diyerek burayı geçiyorum. Daha sonradan girebilirsiniz. Eğer lisans anahtarınız varsa. Ya da şimdi de girebilirsiniz. Şimdi ben daha önceden burada yüklü olduğu için 2 e, koyduk. Sonuna ben buraya dene, XP deneme yazıyorum. Bu sanal makinemin e, adı. ileri diyorum. Burada bana hard disk ne kadar hard disk yeri kaplasın onu soruyor. Yani sanal makinemiz Zin hard diski ne kadar olsun? Ben 20 GB diyorum. Siz duruma göre değiştirebilirsiniz. Ben çok küçük işler için kullandığım için 20 GB diyorum. Şimdi split disk ile store diskin e, arasındaki fark ne? Diyelim sizin hard diskinizde 50 GB'lık boş bir yer var. Ve siz 20 GB'nı e, split disk olarak ayırdınız. Ama o sırada 10 GB kullanıyorsunuz diyelim XP için. XP'nin içinde 10 GB'lık bir kullanım var. Ondan sonra sizin hard diskinizde bu sefer 40 GB'lık yer kalıyor. O 40 GB'yi doldurursanız e, burada 10 GB'tan sonra yer kullanamıyorsunuz eğer store'da iseniz. şey split'te iseniz ama store'da iseniz 50 GB'lık boş bir yeriniz var diyelim. 20 GB'ın otomatik ayırıyor. Siz e, gerçek hard diskinizde en fazla 30 GB'lık bir yer kullanabilirsiniz. 30'dan fazla kullanamazsınız çünkü e, store disk olarak ayırdığınız için VMware bu 20 GBlık yeri direkt sinart diskinizden almış oluyor. Biraz karışık bir anlatım oldu ama e, anlaşıldığını düşünüyorum. Ben split olarak ayarlıyorum, ileri diyorum. Burada e, bilgisayarınızın özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Yani sanal makineye ne kadar yer ayırmak istiyorsunuz. Mesela Customize'a girelim. Mesela ben bir çekirdek bir işlemci değil de iki çekirdek kullanmasını istiyorum. ondan sonra de diyelim 2 GB'lık bir alan kaplasın istiyorum. Yani 2 GB'lık kullanabilsin istiyorum. Geri kalan şeylere henüz bir şey yapmayacağım. Close diyorum. Değiştirdim ben kendime göre finish diyorum ve sanal makinamız şimdi başlayacak. Daha doğrusu şuraya eklendi. Evet hemen başlıyor. Ve direkt kur başladı. Çünkü biz buna ISO'muzu gösterdik. Direkt kurulum başladı. Buraları hızlı geçeceğim. Evet şimdi ön yüklememiz tamamlandı. Ve şimdi XP yüklemesine geçiyoruz. Evet burada bir lisans anahtarı istiyor bizden. Ee, buraya girmemiz zorunlu. Ben hemen buraya e, bir tane lisans anahtarı giriyorum. Burayı geçebilmek adına. Evet arkadaşlar açılışta böyle bir hata verdi. Ama bir problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi bir bilgisayar Açıldığında ilk yapılması gereken şey Driverların kurulması olduğu için Şimdi driverlarımızı kuracağız. Aşağıda bazen size direkt e, VMware Tools yüklensin mi diye uyarı verebiliyor. Öncelikle ilk yapmak istediğim şey masaüstü simgelerini getirin. Evet bir tane yükleyici başlıyor arka planda bu VMware Tools olabilir. Şöyle masaüstünü özelleştir deyip şunları masa üstüne getirmek istiyorum. Çözünürlüğümüz çok düşük. Evet VMware Tools kendi kendine geldi. Diyelim gelmeseydi ne yapacaktık? bazen gelmeyebilir. Bunu iptal ediyorsunuz. Şimdi iptal ettim. Normalde iptal etmeyeceksiniz. Siz ileri deyip hemen yükleyeceksiniz. Gelmeseydi nasıl yapacaktık? Şimdi bizim buraya VMware Tools'u getirmemiz lazım. Ee, buradan bilgisayarımı Bir dakika, bilgisayarım açıkken mi yapıyordum? Bakın Install VMware Tools görünmüyor şöyle yapacağım bilgisayarı kapatacağım. Şimdi sanal makinemi kapattım. Evet bu kısma geliyoruz. Edit Virtual Machine'e giriyoruz. Ondan sonra bu kısımdan CD DVD kısmını siliyoruz. Remove deyip siliyoruz. CD, DVD. Floppy de yine remove deyip siliyoruz bu kısımdan. Sonra add diyoruz. CD, DVD, drive, finish diyoruz. Yine add diyoruz. Floppy drive, finish diyoruz. OK diyoruz. Şimdi power on diyoruz. Bir soru soruyor bize. Evet dedik. Sonrasında Install VMware Tools seçeneği aktif oluyor bilgisayar açılırken. Buna basıyoruz ve şu an CD şeklinde e, bilgisayarımıza VMware Tools geldi. Yani sanki bir sanki bir CD takılmış gibi. Şimdi bilgisayarıma girdiğimde bakın VMware Tools burada. Buna çift tıklayarak kurulumu başlatıyorum. Eğer sizde gelmezse böyle yapmanız gerekiyor. Next diyerek tipi yüklemeye seçerek kurulumu yapıyoruz. Şu an e, birçok aygıtımız yüklü değildir. Aygıt yöneticisinden bakabiliriz. Temel sistem aygıtı ve video denetleyicisi yüklü değil. Burada bize soru sorabilir. Yes diyerek o soruları geçeceğiz. Bakın internetimiz geldi. Ekran driverlarımız yüklendi. Finish diyorum ve bizden bir restart istiyor. Hemen yes diyoruz. Evet, açılıp kapanırken seslerde bir kötü bir şey var. Cızırtı var. Ama böyle ne? sebebini bilmiyorum onu. Ve makinemiz yine açıldı. Ekran çözünürlüğünün otomatik düzeltilmesini istiyorum dedim. Evet dedim. Şimdi birazcık güzelleşti. Ama bir iki yeniden başlatmada bu otomatik olarak siz bu pencereyi ne kadar boyuta getirirsiniz. Evet kendi kendine geldi şu an. Pencereyi getirdiğiniz boyuta otomatik olarak geliyor. Çözünürlüğünüz. Mesela tam ekran yapalım. Ctrl Alt Enter yapıyorum ve çözünürlüğüm anında ona uyarlanıyor. Hatta e, bu arada onu da göstereyim. Ctrl Alt Enter yaparsanız e, tam ekranı alabilirsiniz. Artı şuradan View menüsüne Exclusive Mode derseniz tamamen şu üstteki bar da gidiyor. Eğer açmak isterseniz yine Ctrl ve Alt tuşlarına beraber basıyorsunuz. XP yükledikten sonra aslında yapılması gereken ilk iş bir tarayıcı indirmek. Tabii ki XP'ye Google Chrome artık yüklenemiyor, kullanılamıyor. video altına ben bir link koyacağım. O linkten Kameleon Browser'ı indirebilirsiniz. E, Exclusive moddan çıkacağım. Kontrol alt diyorum. şöyle Kontrol alt Enter'la şu hale getiriyorum. Windows D yaptığımda şöyle çıkalım. Windows D yaptığımda masa üstüme gelebiliyorum gerçek masaüstüme. üstüme. Şimdi burada e, KM Guanla isimli bir klasör var. Bu klasörü çıkartıyoruz masaüstüne. üstüne. Şimdi bu klasörü tutup e, VMware'in içine getirip buraya bırakmamız gerekiyor. Hala evet hemen bırakamadı bir kasma yaşandı ama bırakmamıştım. Şimdi dosyayı buraya atıyoruz. Ve dosyamız masa üstüne geldi. Şimdi tekrardan büyüteyim ben bu ekranı. Ve KM Goanna'yı açıp buradan KM Leone'u çalıştırıyoruz. E, reklam engelleyici var. E, yüklemek istiyor musun? diyor. Evet dedim. Ve buradan KM browser'ımız açılıyor. Bu şekilde istediğiniz programları şeyleri yükleyerek XP'yi kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir tarayıcı XP için gayet hızlı çalışıyor ve birçok şeyi çalıştırıyor. Mesela YouTube'a girelim. Gayet güzel çalışıyor şu an. Merhabalar. Bu videomuzun konusu şu. Windows 11'de Evet arkadaşlar, böylelikle sanal makineye nasıl XP kurabileceğimizi görmüş olduk videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.